güçtür. Cevap ver. Kardeşim, para güçtür, iktidardır, para huzurdur. Hurafe bunlar, hurafe. Ailenin huzuru her şeyden önce gelir. Dostum sen çıldırmışsın ya. Ne? Buna ne? Öğrenmek durucan senin yaptığın ne? Estağfurullah. Size ilk başta beni çok şaşırtan ve yıllarca bunu nasıl fark edemedim dedirten bir metottan bahsedeceğim. Bence çok adaletsiz ve sinsi bir metot. Belki de fark edilmesi bu yüzden zor. Ve hemen ardından hepimizi, inanan inanmayan herkesi bir beyin fırtınasına davet edeceğim. Ama önce gelin şu metoda bir bakalım. Önünde duran problemle boğuşan biri. İşin içinden bir türlü çıkamıyor. Niye çıkamadığı aşikar. Ve ona yardım için biri bir metotla çıka geliyor. İsmi Bay Metot olsun. Ve 2 kere 2'nin 3 olamayacağından bahsediyor. Yanlışlıyor, karalıyor, alay ediyor. Ama gidip 7'yi işaretliyor. İyi de bu çok saçma dediğinizi duyar gibiyim ama Bay Metod'un metodu bu. Karala, bir şekilde üste çık ve kendini asla sorgulatma. Ve bir gün biri çıkıyor. Onun da kod adı intibah olsun. Ve bütün bu seçeneklerin yanlış olduğunu, çözüm olmadığını söylüyor ve bir E seçeneğiyle çözüm aramalıyız diyor. Çok mantıklı değil mi? Ama Bay Metot burada da iş başında. Hemen E'nin yanlışlığından, basitliğinden bahsediyor. Akletmek, düşünmek diyor. Ve bilin bakalım ne yapıyor.
Yine aynı. Yediği işaretliyor. Ve işte şaşırtıcı kısım. Kimse onu sorgulamıyor. Dönüp iyi de ne yaptın şimdi sen? Bu bir çözüm olmadı ki. Demiyor, diyemiyor. Çünkü Bay Metot, ben sorgularım, eleştiririm ama kimse beni sorgulayamaz diyor. Sizce de burası adaletsizlik kokmuyor mu? Bay Metot'u unutmayın çünkü birazdan lazım olacak. İşte ölüm, iki kere iki katiyetinde önümüzde duran ve her şeyden önce çözülmesi gereken bir problem. Yaşamamız için verilen bu hayat modelleri ise bize hiçbir çözüm olmuyor. Bu noktada şu konuya değinip öyle devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir itiraz geliyor. İyi de ölüm bir problem değil ki. Herkes bir gün ölecek ve bitecek işte. Aslında bir nevi haklı. Çünkü ölüm korkulacak bir problem değil. Eğer çözümü elinde tutuyorsan. Aksi halde bu sözler ölümün basitliğinden falan değil. Ancak kişinin çaresizliğinden kaynaklanabilir. Çünkü ölüm basite alınacaksa yeryüzünde ciddiye alınacak hiçbir problem yoktur. Ne demek istedik? Mesela şu şekilde denklemler çözdüğümüzü düşünün. Bunların sonuçlarını da yan yana bir çizgi üstünde topluyoruz. Çöz, topla. Çöz, topla. Yan yana birçok sayı elde ediyoruz ama işin sonunda bir sürpriz var. Çarpı sıfır. Tüm bu çözdüğümüz denklemler ve topladığımız sayılara ne oldu? Ne anlam ifade etti? Hiç. İşte hayatımızdaki problemler de bu denklemler gibi. Mesela işsizlik, uğraş çöz, hayatını ekle. Evlilik, bir problem, uğraş çöz, hayatını ekle. Hayatımıza bir şeyler katarak gidiyoruz ama ölüm tüm hayatımızı sıfırla çarpıyor. Bunca uğraşa ne oldu? Ne anlam ifade etti? İşte bu yüzden en önemli mesele her şeyden önce o sıfırı bir yapmak. Ölüme bir çare bulmaktır. İşte bunu fark etmiş biri ortaya çıkıyor ve diyor ki tüm hayat seçenekleriniz bize bir çözüm olmuyor. Bu seçeneklerin dışında bir çözüm aramalıyız diyor. Aslında özünde çok da mantıklı konuşuyor ama Bay Metot, Bay Metotlar iş başında. Hemen onu karalamaya, basite alarak bir şekilde üste çıkmaya başlıyorlar ve kendi şıklarını, yaşam amaçlarını öne sürüyorlar. Şaşırtıcı olansa kimse onların doğruluğunu sorgulamıyor. Bu yaşam amaçları bizi bir çözüme mi götürüyor yoksa çıkmaza mı demiyor. Koşulsuz kabul ediyor. İşte bu yüzden gelin bir beyin fırtınası yapalım. Tüm yaşam amaçlarını adil bir şekilde sorgulayalım. Hepinizi adil bir sorguya davet ediyoruz. Buraya da bazı ateistler tarafından itiraz gelebiliyor. İşte inanan Müslümanlar, onlar ispat yapmalı falan deniyor. Şunu iyi oturtmak lazım. Biz burada bir yaratıcının varlığını, yokluğunu tartışmıyoruz. Hepimizin yaşamakta olduğu yaşam amaçlarını sorguluyoruz. Bu hepimizi ilgilendiriyor. İslam hayatın her alanında bir yaşam modelidir ama İslam gibi ateizm de bir yaşam modelidir. Sonuçta bir dinin dışında benimsediği şeyler var değil mi? İyi insan olmak, mutlu olmak gibi. Doktor olmak bir yaşam modelidir. Hedefin budur ve arkasından gidersin. Hatta tembel tembel yatmak dahi bir yaşam modelidir. Bunu benimsemiştir. İşte yıllardır İslam zaten bir şekilde sorgulanıyor. Sorgulansın ama adil olalım. Herkes ortaya çıksın ve tüm yaşam amaçları adilce sorgulansın. Ortada ve tarafsız. Birkaç örnek verelim. Mesela ateizm. Sorgulayalım.
Çünkü bir inancı yanlışladığında ateizmi direkt doğru gibi kabul ediyoruz. Yani şöyle bir durum oluyor. Senin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Niye doğrusun? Niye mi doğruyum? Seni yanlışladım ya. Karaladım, alay ettim. Bu taktiği hatırladınız mı? Birini karaladığınızda kendinizi ispatlamış olmazsınız. Burayı yıllarca atladık. Bir inancı yanlışlamak ateizmi doğrulamaz. 2 kere 2 niye 7? Çünkü 3 değil. Demek bir cevap değil, bir metottur. Yanlışını birilerini yanlışlayarak gizlediğim bir metot. Ateizm metotların arkasına saklanmayı bırakıp özünde kendine bir delil getirmelidir. İnananlar, ehli iman, uzun uzun izahlara girmeden önce delil isteyin, sorun. Niye hep savunma modundayız? Ateizm de kartlarını açsın. Bir bakalım elinde ne var? Tüm ateist arkadaşları, ateizmi sorgulamaya davet ediyorum. 1. Bir inancı yanlışlayan aklım, ateizmi niye doğruladı? Ateizm birilerine delilsiz diyor ama kendisi bize ne delil veriyor? 2. Ki çok önemli, bu yaşam modeli beni bir çözüme mi götürüyor yoksa bir çıkmaza mı? Ateist arkadaşlar, şundan bir uyanalım artık. Ateizmin kimseyi özgür bıraktığı yok. Aksine bir çözüm aramamıza dahi izin vermiyor. Çünkü verecek bir çözümü yok. İyi bir insan olalım. Teknolojiyi geliştirelim. Bunlar güzel ama tüm uğraşımız sıfır olmadan önce şu sıfırı bir yapalım. İslam'ın bir çözüm iddiası var. Doğru mu değil mi? Bunu konuşacağız ama şu çok net değil mi artık? Bir insan İslam'ı seçmese bile ateist kalmamalı. Çünkü ateizm insanı baştan çözümsüz bırakıyor. Tabii tüm bunlar deizm ve diğer görüşler için de geçerli. Mesela tüm meslekleri temsilen doktorluğu ele alalım. Yıllardır küçük çocuklar Kur'an kursuna gitmeli mi gitmemeli mi? Sorgulanabiliyor. Sorgulansın. Ama adil olalım. Şunu da soralım. Bir çocuğu küçüklüğünden beri doktor ol diye büyütmek niye doğru? Verdiğimiz hedefler, yüksek mevkiler, lezzet, konfor bizi nereye götürüyor? Çözüme mi? Çıkmaza mı? Güzel tarafları var elbet ama bu şuna benziyor. Bir insanı 6000 metreden paraşütsüz aşağı atıyorsun. Havada adrenalinden muazzam lezzet alıyor ama sonunda yere çakılıyor. 60 yıllık bir ömürde bir insanı yüksek makamlara getiriyorsun. Çok da lezzet alıyor belki ama sonunda ölümle yere çakılıyor. Ne farkı var? Bu arada biz kimse doktor, mühendis olmasın demiyoruz. Bunca çaba boşa gitmesin ve bir paraşüt alalım diyoruz. Çünkü hatırlayın, doktor olmaktan daha önemlisi sıfırı bir yapmaktır. Bu çok can yakıcı. Çünkü çok yaygın. Evine ekmek götürmek, ailen için yaşamayı da sorgulayalım. Özellikle babalar. Hiçbir baba kendi elleriyle evladını katletmek istemez ama bu şuna benzemiyor mu? Tavuk çiftliğinde bir tavuğu besle, büyüt, kesimhaneye gönder. Bir çocuğu besle, büyüt ve ölsün. Ne farkı var? Yazık değil mi? Çocuğun seni örnek alıyor.
Bir aile reisinin en büyük görevi ailesini bir çözüme götürmektir, çıkmaza değil. Çalışmaksa ancak çözümü elinde tutanlar için bir ibadettir. Bu noktada Allah Resulü Aleyhisselam'ın aile hayatını araştırmanızı mutlaka öneririm. Evet, tüm seçenekler gibi İslam da sorgulanmalı. Zaten İslam'ın en büyük iddiası tam da burada başlıyor. Gelin, en büyük probleminizi çözebilirim. 1500'den fazla ayetle şunu haykırıyor. Bu imkansızdır, aşılamaz demeyin. Ölüm bir yok oluş değil. Sizi toprağın üzerinde bir araya getirip toplayana, tekrar toprağın altında bir araya getirip toplamak zor gelmez. Birinciyi yapan, ikinciyi elbet yapar. Sizlere müjde, sıfırınızı bir yapabilirim. Tüm hayatınız boş yere zayi olup gitmeyecek. Sevdiklerinizle görüşmemek üzere ayrılık yok, merak etmeyin. Tekrar dirilmeniz, bir tohumun dirilmesi kadar kolay diye haykırıyor. Biz de bunları gelecek bölümlerde sindire sindire ispat edeceğiz ama burada çok önemli bir nokta var. Hiç ispat etmesek bile, İslam'ın çözüm iddiası dahi çözümsüz seçeneklerden daha mantıklıdır. Elimizdeki seçenekler bize zehir oluyorsa, zevkli olsa da zehir oluyorsa, merhem iddiasını denemek daha mantıklıdır. Çünkü bu zaten zehir. Tek bir hayatın var ve ne için yaşayacağını sen seçeceksin. Ve öylece ölmeyi beklemek zorunda değilsin. Bir çözüm var. Çözümsüzlüğün içinde değil, tarafsız bak. Bu çağrıya kulak vermemenin ne mantığı var? Tüm bu hayat modelleri bize bir çözüm olmuyorsa, evet, bir çözüm iddiası bile daha mantıklıdır. Ama biz bunun bir iddiadan ibaret olmadığını 2x2=4 katiyetinde ispat edeceğiz. Sonra karar senin.